Dünyası'ndan merhaba. Bugün sizlerle Fenerbahçe Zimri maçın hikayesiyle birlikteyiz. Evet, yeni sezon Avrupa maçı. Evet. İlk maç neler söyleyeceksin? Heyecanlıyız abi, bakalım yeni transferler ne yapacak. Evet, ilk maç Avrupa maçı Fenerbahçe. Sezona merhaba diyecek. Neler söyleyeceksin, yeni hoca, yeni oyuncular? İsmail Kartal zaten camiamızın hocası. Ona güveniyoruz bu sene. Transferlerimiz de iyi ama daha ekleme yapmamız gerekiyor. Orta sahaya takviye gerekiyor. İnşallah onları da yaparsa Ali Koç bu sene şampiyonun ipini gösterir. Transferlerden memnun musunuz? Yani şu ana kadar memnunuz tabii ki. Beşiktaş'a güzel bir çalım oldu. Ama Gürcistan da orta saha gerekiyor. Bir de Türk kuralı olduğu için sağ bek olarak Mert Müldür falan düşündü. Dünya çapında Edinceko transfer edildi. Evet, Edinceko inşallah biz de bugün gol atacak Allah'ın izniyle. Gol krallığını da inşallah alır. Arkasındayız, hepsini destekleyeceğiz abi. Peki maç ne olur bugünkü maç? Abi bugün 2-3 farkla dönelim diyoruz. Peki Jesus'un gönderilmesi doğru muydu sence? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya Jesus zaten Portekiz dışında 80'lik sözleşme sürekli. Ya burada da o sonuçlardan dolayı ligde aldığı derbe mağlubiyetlerinden dolayı kalmadı. Canı sağ olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hangi şey abi bu? Azar. Bir görüş alabilir miyim? Evet. Konferans ligi ilk maçı Fenerbahçe, yeni teknik direktör, yeni oyuncular. Neler söyleyeceksiniz? Beklentileriniz maçı ne olur? İsmail Hoca'yı çok seviyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Destek olmaya geldik. Her zaman geliyoruz, destek olacağız. Maç ne olacak bugün? Çok önemli maç. Alacağız inşallah. Kadro da güzel. İnşallah alacağız. Jesus'un gönderilişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya hocamızı, onu da seviyorduk. Jesus hocamızı da seviyorduk. Ama İsmail hocamız bizim her zaman camianın deferi. Güveniyoruz. Transferlerden memnun musunuz? Memnunuz inşallah. Başkan daha fazlası yapacak. Rakipleri geçeceğiz inşallah. Bu sene bizim senemiz olsun. Başarılar. Teşekkürler. Abiler buyurun. Evet, konferans ligi ilk maçı. Fenerbahçe neler söyleyeceksin? 4-0. Tadic, Simanski, Ceko. Peki yeni sezon İsmail Kartal'la yeni oyuncular geldi. Ecen Ceko. İsmail Kartal, Hacı Kartal. Başarı. Bu sene neler bekliyorsunuz? Abi bu sene neler bekliyoruz? Umut. O sene bu sene. Jesus'un gönderilişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Jesus parayı tercih etti, göndermedi. Ama isabet oldu. Ve geçen seneden daha güzel bir kadro. Edin Dzeko geldi dünya çapında. Evet. Dedem de işte mi olsun. O sene bu sene. Eyvallah. Evet, yeni sezon ilk maç. Neler söyleyeceksin Zimri maçı? Merhaba, yeni sezon ilk maçı. Neler söyleyeceksiniz? Umarım beklentilerle uygun bir senemiz olur. Şampiyon oluruz. Bol gollü bir maç bekliyoruz bugün. Avantajlı bir skor gerekiyor Fenerbahçe'ye. Kesinlikle avantajlı bir skor gerekiyor. Umarım hani burada sezona güzel başlangıç yaparız. Peki İsmail Kartal geldi, Jesus gönderildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Jesus aslında transferler... kendisi gitti. Transferler çok güzel transferler yapıldı ki daha da devamlı geleceğini zaten biliyorum, söyledim. İsmail hocamıza güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağına da eminiz. Geçmişte yaptıkları zaten ortada. Umarım şampiyon oluruz bu sene. Başarılar. Teşekkürler. Hay. Fenerbahçe konferansı ilk maçı. Neler söyleyeceksiniz? Yeni sezon. Yeni sezon hayırlı olur inşallah. Güzel transferlerimiz var. Mutluyuz bu sene. Jesus'un gönderilmesi nasıl değerlendiriyorsun? İsmail Kartal geldi. Bence bütün antrenörlerimizin yerli olması ya. Jesus konusunda geç kalalım. Şampiyonluğu belki de Jesus yüzünden kaybettik. Yani basit maçları çok küçük gördü takım, Anadolu takımları. Basit maçları şey zannettim, nasıl olsa alırız havasında. Bu yanılgı. Hiçbir rakibi küçük göremez. Ve kaybettiğin maçlar belli. Ümraniye maçı, İstanbul maçı. Her iki Giresun maçı, senin şampiyonluğu orada kaybettin. Bu sezon beklentiniz yeni transferler, özellikle dünya çapında golcü Edin Dzeko transfer edildi. Edin Dzeko yaşı var ama tecrübesi de var. Tadiç çok iyi bir oyuncu. Umarım bir iki tane daha orta sahaya defans oyuncu olarak bu işi güçlendirirler. Çünkü en zayıf olduğu yer defans. İsmail Kartal tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz? İsmail Kartal bu kulübün evladı.
Fenerbahçe hepimizden daha iyi tanıyor. O yüzden İsmail Kartal başarılı olur. Bence geçen sene İsmail Kartal'la devam edilmeliydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21'de Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk edecek. Sarılacivert ekip saat 21'de başlayacak karşılaşma. Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorundayız. İlk maçı çünkü ikinci maç için avantajlı bir skor yakalamak istiyor Sarılacivert ekip. Bildiğiniz gibi yeni bir ekip, yeni bir kadro. Fenerbahçe yeni kadrosuyla, yeni teknik direktörüyle, yeni oyuncularıyla Zimbru'yu ağırlayacak ve yeni sezona öyle başlayacak Sarılacivert ekip. Bakalım neler yapacak ilk maçta. Avantajlı bir skor yakalamak isteyecek Sarılacivert ekip. Taraftarının da yoğun desteğiyle. Bildiğiniz gibi 7 tane yeni transfer yaptı. Bunlardan en önemlileri ise Boşnalı dünya çapında yıldız Edin Dzeko var, Tadic var, Smonski var, Umut Nayır var, milli golcümüz. Bahoy var, Brezilyalı defans oyuncusu. Gerçekten iyi bir kadro kurdu Fenerbahçe. Daha da eksik yerlere, eksik bölgelere takviyeler yapacak. Onun çalışmalarını da yapıyor Fenerbahçe bugünkü Konferans Ligi ilk maçında. İkinci tur ilk maçında kendi evinde Zimbru'yu konuk edecek. Bakalım Sarılacivert ekip bu karşılaşmada nasıl bir skor ayrılacak. Sarılacivert ekip ikinci maç için avantajlı bir skor yakalamak istiyor. Biz de size bu maçın önünü, maç sonunu ve maç esnasındaki bütün gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.